Schnitzel Landman sunar. Legend Futbol'a hoş geldiniz. Schnitzel Landman'ın katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe Kalesi'nde daimi konuğumuz Altan Tanrıkulu ile birlikteyiz. Altan abi, hoş geldin sen hoş de. Hoş bulduk. Buz gibi bir havada, suyun içimde, bir puanın bile yeteceği bir karşılaşmada 6 gol yiyerek 31 yıl sonra en farklı Avrupa mağlubiyetini alan bir Fenerbahçe ve önümüzde bir Sivas maçı var. Ben bundan bir 2-3 hafta önceydi. Trabzon maçıyla birlikte endişe duyduğumu, takımın ilerleyen haftalarda toparlanması gerektiğini söylediğimde hiç unutmuyorum, bir izleyicimiz aman panik yapmayın demişti. Panik yapılacak bir ortam mı şu an? Panik değil de olağanüstü bir hal. Yani çok acı bir yenilgi camia açısından. Uzun yıllarda hiçbir resmi maçta 6 gol yememişti Fenerbahçe. Bu açı, hatta 6 gol yemeyi bırak, 6 gol attığı maçla birlikte Fenerbahçe'de 6 rakamı çok öne çıkartılan bir galibiyet pozu olmuştu. Küçük çocuklar bile bu pozu veriyordu. Böyle bir maçta 6 gol yemek acı verici oldu. Öncelikle bu önemli. O 31 yıl önceki maç Olomouc maçı mı? Sigma mı? Büyük ihtimalle o maç abi. Sigma maçı. Sigma maçında da İsmail Hoca vardı. Schumacher kaledeydi maalesef. 7 gol yemiştik ama evet, o maçta evet. Portekizli hakem bizim 3 oyuncumuza kırmızı kart göstermişti ve 3-1'den sonra 8 kişi kalmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam Müjdat Gerson ve Hakan Tecimer kırmızı kart görmüşlerdi. Hakan tek golümüzü atmıştı diye hatırlıyorum. Ve buradaki İsmail Kartal'ın penaltıyla yendiğimiz maçın rövanşını orada 7-1 kaybetmiştik. Ben bir maça gittim. Hiddink teknik direktör, sezonu açtık. Birinci maç. O zaman daha böyle medyada çok yer bulamamışım. Dergilerde falan çalışıyorum. O maça girdik. Gelişim Spor'da kapanmıştı. Gittik Hiddink yönetiminde. Maç bitti. Aydın Spor'la oynadık. Ve herkes akın akın stattan çıkmış şeye doğru yürüyoruz. Kadıköy'e doğru yürüyoruz. Oradaki dükkanlardan birinden geçerken birisi kaç kaç bitti dedi. Ben de baktım 6-1 dedim. Oo, bu sene şampiyonuz dedi. Çünkü Aydın Spor yeni çıkmış. Aydın'ın Fenerbahçe'ye 6 atabileceğini düşünmüyorlar. Ben üniversite kursunu kırıp o maça gitmiştim. Tribündeydim, evet. Kale arkasındaydım. O maçta çok ilginçtir. Hatırlarsın 2-1'e kadar Fenerbahçe tek kale oynadı. 2-1'e kadar. 78'de mi ne 2-1'di maç. Fenerbahçe 10 kişi kalmıştı. Ondan sonra bir garip toplar, böyle uzun arkaya atılan toplar. Kalede de Yaşar vardı bizim. Schumacher o maçta hasta mıydı öyle bir şeydi galiba, oynamıyordu. Yaşar 6 tane yemişti. Onların bir Ozani vardı, Şerif Ozani, Amani vardı, İlker Yağcıoğlu vardı, Faruk vardı. Kim varsa atmıştı işte. 6 tane yemiştik Aydın Spor'dan. Bir tane de Fenerbahçe'nin o şey yapılmamış, 6 gol yedi 2004 sezonunda Manchester deplasmanı var, 6-2 yenmiş. Evet. Rune'un hat-trick yaptı ki burada revanşta 3-0 yenmiştik Tuncay Şanlı'nın hat-trick'iyle. Her şeyden önce şunu söyleyeyim, bu saydığım maçlar, şunlar bunlar, Fenerbahçe'nin bazı şartlarla yenilebileceği, 6 yiyebileceği maçlar. Dün öyle bir maç yoktu. Yani Fenerbahçe'nin 6 yiyebileceği bir ortam yoktu. Rakip Manchester United değildi. Rakip bir Çek, çok güçlü bir Çek takımı değildi. O zaman Çekler aşırı güçlüydü. Rakipte 11 kişi oynayıp biz 8 kişi kalmadık. 11-11 oynadık. Benim gördüğüm tablo, Batshuayi ile Kent çıktıktan sonra takım oyunu bıraktı ve düştü. Şimdi forma adaleti önemli. Bugün futboldaki yazımda da onu belirtmeye çalıştım. Şimdi sen orada bazı oyuncular var. Abi çok affedersin. O zaman yazını hatırlatayım mı abi? Tamam. Bizi izleyenler için. Tamam. Kimseye taviz verme hocam. 15 milyon euroya aldığın oyuncunun sahada hiçbir şey üretmiyorsa üretenin, çalışanın önünü kesme. Formayı adaletli dağıt. Evet. Formayı adaletli dağıt derken yazının içinde de şunları yazdım. Merak edenler futbol.com'dan bulabilir. Ryan Kent'e takıntılı davranma dedim. Yani Batshuayi'ye takıntılı davranma. Ya yani onları göndermek istiyor olabilirsin ama onlarla hakkını ver. Dün sahanın en iyi iki ismi bunlardı ya. Yani Kent adamları koridora çevirdi. Bütün atakların Kent'le başladı. Ya yani oradan çıkacak biri varsa Tadic. Çıkacak biri varsa. Yani Tadic çok kötü oynamadı ama etkili de olamadı. Sadece kalçasıyla top kullanıp aralara oynamaya çalıştı. Yani kötü değildi ama Szymański bir şeyler yapmaya çalıştı. Orta saha yapmaya çalıştı. Zaten arka taraf yeni oyuncular kurulu. Bir kere hoca nerede hata yaptı biliyor musun? Kurgusal.
bir basın toplantısında söylemiş Ekim'de. Bunlar Ludogorets'e nasıl iyi dağıtmış, o maçı izleyeceğim demiş. Evet. Ben de merak ediyordum nasıl iyi dağıttı. Ben özeti bile izlemedim ama 6 tane bize attılar, onu seyrettim. Ben özetleri izlemiştim abi. Hatta bu konu üzerine de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani öyle çok da maçın senaryosu 7-1 bitecek bir senaryo değildi. Senin söylediğin gibi dünkü maçın da aslında senaryosu 6-1 bitecek bir maç değildi ama hani şuna mı bağlayalım? Ne zamanki takımda sakatlıklar yaşanmaya başlandı, çok önemli oyuncular... Hiçbir alakası yok. İşte yok, hani onu soracağım. Nasıl bakacağız bu mağlubiyete? Veya bundan sonraki kalan haftalara yine elimizde bu olmayan oyuncular olacak. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ya sana. Bir yerden tutunmak istiyorum. Bir mazereti nerede bulalım? Tamam. Şimdi bir denizde bir kaptan olduğunu düşün. Gemiyle gidiyorsun. Alıyorsun, götürüyorsun. Deniz durgun. Gidiyor. Her yakıtın var, yüklerin tamam, çalışma personel çok iyi. Alıyorsun, götürüyorsun. Alıyorsun, götürüyorsun. Hiç problem. Denizde aşırı bir dalga ve fırtına var. Kaptan işte o günlerde. Şimdi bu yenilgiler olabilir. Bu çok büyük bir şey değil yani şu anda. Ben şuna istemezdim. Burada deplasmanda dün gece 1-0 kazanalım. Karagümrük'te 1-1 berabere kalalım. İstemezdim. Bak dün 1-0 kazansaydık lider çıkıyorduk garantiliyor. İşte çünkü tırnağı var sigorta. Sen sigorta bilirsin herhalde değil mi? Sigorta. Nasıl yani abi? Yani mesela sigorta yaptırıyorsun. Anladım ben. Kendini garanti altına alıyorsun. Yani evet. Tırnağı var Kadıköy'de bir de. Deplasman olsa ne olacağı belli olmaz. Bana ilginç gelen bu grupta 7 atan takımdan 6 yedik, 7 yiyen takımdan da 2 yedik. Yani bunu nasıl başardık anlamadım. İkisini de yendik biz içeride. Çok rahat oyunlarla yendik. 48. dakika Ludogorets şey maçı, Nordsjælland maçı 3-0 öndeydik. Evet, 3-1 ve 3-1, yani 2 maçta 3-1 bitti. Evet. Birinde 2 tane Zajc attı falan. Çok rahat. Onlara bu şeyi sadece defanstan açıklanmamalı. Yani İsmail Hoca bir şeyi gösterdi bize yani. Onu da şey yapıyorum. Oyunun Batshuayi'nin attığı ikinci golü hatırlıyor musun? Offside nedeni. İptal edildi. O ana kadar oyunun tek hakimi Fenerbahçe. Adamlar çok geliyorlar. Tehlikeli geliyor ama Fenerbahçe oyununda tamamen var. Maç 3-3'e de gidebilir diyebilirsin. O Batshuayi'nin iptal edildi ya, top oyuna başlamadan önce bir anket yaptı Twitter'da. De ki maç 6-1 bitecek. Seni yakalarlar, götürürler. Fenerbahçe düşmanlığından tutuklarlar. Ama hiç kimse öyle beklemiyor. Ama bazı maçlar vardır. Mesela 2-0 Beşiktaş önde. Ahmet Durçevi yanında federasyon başkanına diyor ki sen bana şey yapıyorsun ama 2-0 öndeyiz. 11 dakikada 3 gol yiyip 3-2 yeniliyorlar. Tribünler bağırıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu futbol döndüğü zaman nereye döneceği belli değil. İşte bu hafta PSV maçı da öyle abi. 2-0'dı maç. Bir kırmızı kart sonrasında 3-2 bitti. PSV aldı deplasmanda maçı. Manchester City evinde 2-0 yenikken Leipzig 3-2 yendi. Ama bir başka maç daha var bizi ilgilendiren. Şimdi yani başka mahallelere baktığın zaman çok buluyoruz. O zaman da bana salladı. Altan abi yok yurt dışından örnek veriyorsun ki. Şimdi komşuya baktığın zaman komşu tehlikeli. United karşısında 2-0 geri düşüyorsun. 3-1 geri düşüyorsun. 2-0 Kopenhag'da geri düşüyorsun. 2-1 Old Trafford'da geri düşüyorsun. Bu maçlardan ikisini berabere bitirip birini kazanıyorsun. Yani şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi. O zaman ne geliyor? Arada ne fark var? Kadronun bu hazırlanması, şu su bu su, maça bakış. Şimdi maça bakışta ne var? Dikkat et. Okan Buruk'a dikkat et. Konuşmalarına, maç önü, maç sonu, oyuncular... Okan Buruk'un üstünde mi Ziyeh'in davranışları? Icardi'nin Okan Buruk'u omuzları aldığını hatırlıyor musun? Şampiyon olunca. Yok abi. Ben hatırlıyorum. Icardi omuzları aldı Okan Buruk. Çok iyi. Torreira'yla Erden Timur böyle yerlerde yuvarlandılar falan. Acıydı ama baktık yani. Şeyleri. Orada şimdi federasyon başkanı da bayağı durdu. Saatlerce tamam, kutlamadı. Zaten orada... Kupa töreninde de görüntüleri evet. Kamuoyuna yansıdı. Bayağı vardı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak burada İsmail Hoca'nın dünkü maç refleksi, basın toplantısından sonra soru almayışı, daha önce basın toplantısında konuşuyor. Abi o oyuncular Zeko'su, Tadic'i bilmem nesi daha üstte gibi duruyorlar. Bu iyi değil. Bu olmaz. İsmail Hocam bu olmaz. Yani bu sen o takımın yöneticisisin, patronusun. Aslında başka bir şey söyleyeceğim. Bak daha büyük söylüyorum. Bizim dün gece Real Madrid'i yendik. İnanılmaz bir şey kazandık değil mi? Basketbol. Bütün herkes ayağa kalktı falan.
Ben bir anda 2-0'dan o maçı seyrettim. Bir 5 dakika sonra 2-0'dan 2-2 yaptık. Bir anda şey oldu. Yani böyle o maçı böyle kazandık. Bu maçta döndü dedim. Sonra gol iptal oldu. Haklı şekilde elle atmış ya, eline çarpmış. Öbür offside. O da tamam. İptaller doğru. Ama İsmail Kartal'ın şunu bilmesi lazım. Hocam, İsmail hocam, sen Fenerbahçe'nin futbol aklısın. Bunu önce kabul et. Ya bu ceketi ben giymeyeyim. Ben camian, geçti camianın çocuğu. Öyle bir şey yok. Bizim İsmail, öyle bir şey yok hocam. Paraysa para, maaşsa maaş, unvansız. Sen Fenerbahçe futbol teknik direktörüsün. Geçici de gelmedin, sezon başında geldin. Takımı da sen kurdun. Crespo da sen kalsın dedin. Zayt kalsın dedin. Samet Akaydın'ı göndermeyin dedin. Cengiz Ünder'i alın dedin. Sana başka alternatifler sundular. Getirdiler. Şimdi o isimleri söylemeyin. Sen Cengiz Ünder istiyorum dedin. Sen bazı oyuncular da gitsin dedin. Yani ben kendi özümsedin mi, istedin mi? Tamam, Batu Şah'ı kalsın dedin. Tamam, yönetim de ikna etti ama bu yönetim çok pararlı. Rankent'i niye özümsemedi? Çünkü Ocak ayında Rankent'le görüşme yapılmıştı. Zaten Şubat çok ayında... Çok önceden geldi. Yani Şubat ayında zaten bu işte bitmişti. Ben Rankent'i bak kiralık firma asla Fenerbahçe'den göndermem. O kadar talibi var. Liverpool altyapısından yetişmiş. Adam Fenerbahçe'yi seçti. Başka yüksek maaşları aldırış etmedi. Hoca geldiğinde ki dün aslanlar gibi oynadı. Çok iyi oynadı bence. Onu çıkarttın adam geçebildin mi? O bir tane çocuk var ufak. Thomas Borin'e benziyor. İçimizden geçti yani birkaç pozisyonda. Abi Kent de onların içinden geçiyordu. Onlar daha kademeli defans yapıyordu. Daha saydılar. Batu Şahin'e bir top geldi. Kent getirdi. Simanski'ye vardı. Simanski ortaladı. Vurdu. Üstten out'a gitti. Bir tane daha zor. Üçüncüsü de attık abi. 19'da 19 yapan tabii ki bu takım. Aynı oyuncular olmayabilir ama şu an eksikleri var Fenerbahçe'nin. 19'da 19 yapan bu takım. Evet. Fenerbahçe bize nasıl futbol oynadığını da gösterdi. Bugünlere bazı gelene kadar. Gösterdi. Bazı maçlarda gösterdi. Şimdi şöyle bir eleştiri var. Diyorlar ki geçen sezon Jesus rotasyondan kaybetti. Çok fazla rotasyon yaptı. Bu sezonda İsmail Kartal aynı forma ve adalet seni anlattın ya abi mevzuyu. Aynı oyuncular üzerinden çok fazla takımı sahaya sürdü diye. Bu görüşe katılır mısın? Şimdi her teknik adamın tabii ki tarzı farklı. Guardiola da çok fazla kadrosunda 11 ile oynamayan isim ama o arada biz çok söyledik yani B ve C planlarını İsmail Kartal hazırlayamadı mı? Yani bu senaryoları daha önceden sezemez miydi? Veya bu karşılaşma öncesinde daha farklı bir 11, bazı oyuncuları farklı bölgelerde denemiş olsaydı yani bu maçın senaryosunda değişik olabilir miydi? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapması kariyerinin en önemli adımı. Guardiola, Mourinho, Klopp gibi isimler o seviyede değiller. Çok daha yüksek seviyedeler. Burada İsmail Hoca bu tip oyuncularla çalışma konusunda bir tek Fenerbahçe'deki 2014-15 sezonunda işte Süper Kupa'yı Manisa'da 0-0 kalarak Selçuk Yunan'ın penaltı kaçırdığı, Volkan'la Emre'nin havaya kaldırdığı Soma faciası nedeniyle de Manisa'da oynanan kupada kazanmıştı. İsmail Kartal son olarak Fenerbahçe'de kupa kazandı. İnşallah bundan sonraki ilk kupayı da İsmail Kartal kazanacak. Şunu söylemekte yarar var. Fenerbahçe çok kötü oynadı. Evet. İsmail Kartal büyük hatalar yaptı. Batu Şah'ı Kent ya da bazı oyuncuları değiştirdi. Sürdüğü hatalar. Ama bunlar olabiliyor. Şu anda dünyanın en formda takımlarından biri olan Bayern Münih. Almanya Ligi'nde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kovalıyor. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Alman 3. Lig takımına Almanya Kupası'ndan elendi. Ve Harry Kane yedek kulübesindeydi. Diğer hemen hemen tüm oyuncuları as oyunculardı. Saneler, Komanlar, Kimmichler herkes vardı. Savunması, Neuer'i. Ama 90+5'te yedi bir gol ve elendi. Yani birçok büyük takımın hikayesi. Mesela Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu hatırlıyor musun? Daha önce de konuşmuştuk. Ersun Hoca. Ersun Yanal Hoca. Fethiye Spor'a kupadan elendik. Şimdi burada... Ama o elenme biraz daha farklıydı. Ersun Hoca o elenmeyi hani çok da fazla Türkiye Kupası'nda ilerlemek istemiyordu. Takımın yıpranacağını düşünüyordu. Hani çok böyle asıldı. Ne kadar iyi kapalamış sen Ersun Hoca. Abi kendi sözü. Yani birebir oturduk sohbetini tamam yaptık. Tamam işte onun yani. İçin diyorum. Ne kadar kapalamış. Yani sakın böyle şeylere inanma Ali. Yani birisi sana diyorsa ki zaten ikisini birden almak istemez miydi kupanın?
Ya öyle bir şey. Fethiye spor elenir misin ya? Elenmek istiyorum. Hayır. Pendik'e bilerek mi elendiği zaman? Bilerek elendi değil ama çıkarttığı kadro itibariyle maçı önemsemediğini göstermiş anlamında. Ya elendiğin takım Engin'in Pekkol'un Fethiye Spor'uydu ya. Yani şimdi çok da şey yapmıyorum. Bir şey takım değildi yani böyle güçlü bir takım en değildi. En azından bir alt ligdeki bir takım değildi. Yani ne ya TFF 1'deki bir takım değildi. Hayır yani, o açıdan söyle. Oraya da elenmeyeceksin yani. Fenerbahçe'sin Kadıköy'de Türkiye Kupası'ndan kime elenirsen elen alt tarafta sıkıntıdır. Onu şeyle anlatamazsın. Bizim hedefimiz de değildi. Bak Bayern'e de örnek ver. Bunlar olabiliyor ama şunu söylemek lazım. İsmail Kartal'ın bundan sonra biraz daha başını yukarı kaldırması lazım. Biraz şey İsmail Kartal 19'da da öyle yani iddialı konuşuyor. İddialı konuştuğuna inanmıyor. 4 kupaya da talibiz dedi, hatırlıyor musun? Evet. Ama 4 kupaya da talibiz böyle söylersen olmaz. Oraya bakacaksın. 4 kupaya da talibiz diyeceksin. Gözlerinin içine bakacaksın. Ya dünkü maçta ben olsaydım, maç bitti ya. Arkadaşlar sorularınızı alayım. 19'dayken biz de bu takımdık. Bu 6 golü yendi biz de bu takımız. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bu rezil gece için, bu utanç gecesi için özür dilerim. Fenerbahçe camiasına yaşattığımız için. Ama buyurun soruları. Çünkü siz kilometrelerce geldiniz. Çok büyük dövizler verildi. Uçak biletleriniz bilmem. Tabii ki en doğal hakkınız. Bunu söylemezsin ama bunu bilirsin. Onlardan soru almadın. Bir kere bu bir ayıp. Fenerbahçe teknik direktörü olur. İkinci şey, ya kameraya bak hocam. Ya aşağı bakma. Ya biraz şey ol. Ya kameraya bakmayacaksan, aşağı bakacaksan da aşağı takıma gidersin. Bak bunu da açık açık söyleyeyim yani. Daha iddialı ol. Bu iddia büyük konuşmakla ilgili değil. Yani 4 kupaya talibiz. Böyle olmaz. Konuştuğun kişinin gözüne bakacaksın. Televizyona bakacaksın. Seni ben göreceğim. Hedef gözler konuşur insanlarla. Ben hayatta birçok büyük teknik direktör, birçok büyük futbolcu gördüm. Ve bunların bazıları çok iyi olmalarına rağmen kendilerini çok ifade edemiyorlardı. Bazı şeyleri yapamıyorlardı. Mesela bunlardan bir örnek de vereyim. Del Bosco. Ya böyle çok iddialı falan bir adam değil. Babacan. Tonton, böyle masal kahramanı gibi, oradaki bahçıvanlar gibi bir adam. Ama adam Zidane'ları, Midan'ları Avrupa şampiyonu yaptı, şampiyonlar. Buraya geldi, çok başarılı olamadı. Kendini çok ifade etmiyordu. İsmail Kartal belki inanılmaz bir başarı kazanacak, bunu bilemeyiz. Bak, o kiminle kazanacağını bilmiyoruz. Belki Suudi Arabistan'da kalkıyor, 3-4 tane gol atacak, Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek. Süper Kupayı üst üste, 10 yıl üst üste, 10 yıllardan sonra 2 kez kazanan teknik direktör olacak Fenerbahçe'de. Bu olabilir. Ama camia senden şunu bekliyor artık. Öğretmenler, liderler, şefler, kaptanlar, yöneticiler, başkanlar. Sadece işleri yönetmek üzerine değil, umut vermek üzerinedir. Camialarına umut, rakiplere korku. Hocam camiana umut, rakiplere korku ver. Bunun üzerine kendini bence bazı konularda geliştir. Mesela Japon savaş sanatını oku. Oku. Japon savaş sanatı çok önemlidir. Eski Türklerin Hun İmparatorluğu zaman Cengiz Kağanları falan oku. Evet, bizim liderlik sanatlarımızı oku. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı konuşmaları oku. Mustafa Kemal Atatürk'ün araştırdığı konuları oku. Önemli liderlerin konularından zaman zaman açıklamalar yap. Fark yarat hocam, Fenerbahçe teknik direktörüsün. Sen bir lidersin, sen benim de liderimsin. Neden benim liderim? Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeli olduğuma göre bu camianın futbol aklı sensin. Başkan seni seçti. Aynı zamanda iki başkan seni seçti. Bununla gurur duy. Getirdi Aziz Yıldırım, sana takımı emanetti. Getirdi Ali Koç, iki defa sana takımı emanetti. Şimdi sen bu ortamda kendine güven, seni seviyor herkes. Oğlun orada olmuş bilmem ne, o önemli değil. Tam da o konuya gelecektim. Sosyal medyada çıkan bir görüntü çok tartışılmaya başlandı. Yani oğlunun işte Tadiş'le birlikte balığa çıkması, takıma bu kadar yakın olması, eleştirilerin odağında. Doğru buluyor musun abi? Onları doğru bulurum. Yani o Tadiş'le balığa çıkabilir, takıma çok yakın olabilir. Eğer ki kendi ekibinde bir direkt görev alıyorsa, o görevi acaba kendi oğlu olduğu için mi alıyor, yoksa o işi çok iyi yaptığı için mi? Bunu ben merak ederim.
Yani o işi yapacak daha iyi bir ne şeyi olduğunu bilmiyorum. Antrenör yardımcısı mı, şef scout mu, analizci mi? Bireysel koç mu? Ha bilmiyorum. Eğer o görevi iyi yapıyor ve bunun için Fenerbahçe'deyse bravo. Çünkü daha önce Konya İdman Yurdu'nda oynadı. Onu biliyorum. Kendi anlatmıştı. Konya İdman Yurdu. Orada bir problemler oldu. Ayrıldı falan şey. İsmail Hoca Konya Spor'daki. O da evet. Konya İdman Yurdu olmadı. Yedek bıraktılar çocuğu falan. Demek futbolu bırakmış. Ama eğer ki iyiyse bu işte olabilir. Çok çok da böyle şeyler olabilir. Yani bizim Zico'nun kardeşi de biliyorsun şeydi. Edu muydu? Neydi? Evet Edu. Başkanla kavga eden. O da şey dedi başkan ona. Çağırdı Zico'ya. Biz senden çok memnunuz. Devam edeceğiz ama kardeşini istemiyorum. Çünkü başkana saygısızlık yaptı. Evet soyunma odasında. Evet saygısızlık yaptı başkan. Zico dedi ki ben o yoksa ben de yokum dedi. Uzatmadı. Başkan onu istiyordu halbuki. Biliyorsun. Yani bu işlerde bazen abi kardeş şu olabiliyor. Eğer ki burada oğlu iyi olduğu için bu meslekte oradaysa bizi ilgilendirmez. Olmaya devam etsin. Bir de oğul babaya da abi kardeş samimidir bazı stresli. Dağım'ın oğlu da menajerlik yapıyordu veya futbol izleme komitesindeydi. Bunları geçmiş zamanlarda görmüştük. Lüçesko'nun oğlu Razvan. Teknik direktör oldu. Razvan Lüçesko. Bayağı da iyi yerlere geldi yani. Bunlar olabilir. Bak bunlara bir şey demiyorum. Yani Patrick Kluivert'ın oğlu var futbolcu. Birçok baba oğul futbolcu da var. Fakat Fenerbahçe'de eğer ki ondan daha iyi bir opsiyon varsa Fenerbahçe onu kullanabilir abi. Yani sadece İsmail Kartal'ın oğlu burada bir etiket isim yapıyorsa ben onu istemem. Onu hoca biliyor ya. Ona karar versin. Vicdanına kalmış bir şey. Ama benim gördüğüm mesela North Salen'e iyi çalıştık dedi dünkü basın toplantısında. Maçtan önceki pardon evet. Bir gün önce. İyi çalıştık dedi biliyoruz nasıl gelecek de. İyi çalıştık 6 yedik yani. Keşke hiç çalışmasaydık, şeyle girseydik, ezbere girseydik 3 yerdik en azından. Şimdi tabii ki 19'da 19 olduğunda bazı güzel maçları gördüğümüzde buradan övgü dolu sözlerle bahsettik hem takımdan hem İsmail Kartal'dan. Seni bir konuda ayırıyorum abi. Çünkü olaylara genelde çok temkinli yaklaşıyorsun. Yani herkesin böyle gaza geldiği bir ortamda İsmail Kartal ne başardı demiştin. İyi hatırlıyorum. Daha şu an için çok erken dediğini yine aynı şekilde keza hatırlıyorum. Tadiç'le ilgili ilk eleştirileri yapan isimlerin başında geliyorsun. Acaba Fenerbahçe taraftarı bu gelmeyen şampiyonluktan dolayı mesela geçtiğimiz sezonda öyle erken mi havaya yani taraftarda veya medyada da böyle erken mi havaya giriyoruz? Bazı şeyleri kaçırıyor muyuz abi? En basitinden UEFA kadrosu açıklandığında, yazıldığında ben dikkat etmiştim defanstaki isimlere. Orada da eleştiriler olmuştu ama şu ifadeleri de kullandık. Yani sen bu gruptan herhalde lider çıkarsın. Yani almadığın iki oyuncuyla da çok fazla eleştiride bulunmaz kimse sana. Yani şu gruptan nasıl lider çıkmayacak Fenerbahçe gibi yorumlar da yapıldı. Yani biz de yaptık bu yorumları. Ama şimdi bakıyoruz ki iş son maça kaldı. Yani bir puan alamadık örneğin. Bir puanın yeteceği bir maçta 6 gol yedik. Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda Şenol Güneş'in geldiği haftayı hatırlıyor musun? Valerian İsmail gitmişti. O Galatasaray'ın stadındaki derbiye Şenol Güneş çıkıyordu. Ümraniye maçında ilk maçını oynadı. 5-2 kazandı. O maça çıktı. Okan Buruk'la Şenol Hoca karşı karşıyaydı. Aslında yenildiğinde Okan Hoca'nın tam da gideceği ortamda. 5 puan gerideydi. Evet. Okan Hoca Fener'in 5 puan gerisindeydi. O derbiye çıkarken. Şimdi o anda Şenol Güneş Okan Buruk'tan daha başarılı bir teknik adamdı. Her türlü başarısı daha yüksekti. Okan Hoca daha ligde şampiyon olmamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu puanları toplamamıştı falan. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne soktu falan. Değildi yani. Şenol Güneş de başarısız oldu daha sonra. Şu anda Okan Buruk, İsmail Kartal'dan daha başarılı bir teknik adam. Çok net. Bana bütün 19 bilmem ne sorma. O Okan Buruk, İsmail Kartal'dan daha iyi demiyorum. Daha başarılı. Bu İsmail Kartal bu sezonu bence onur mücadelesi yapıp Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın önünde şampiyon yaparsa, Süper Kupa'yı alırsa veya Avrupa'da da başarılı olursa bunları eklerse o zaman İsmail Kartal Okan Buruk'tan daha başarılı olmuştur. Okan Buruk nasıl Şenol Güneş'i geçti? Sen de Okan Buruk'u geç hocam. Senin görevin Okan Buruk'u geçmek hocam. Bize bunun içine bakma. Yüzümüze, gözümüze bak ve Okan Buruk'u geç.
Okan Buruk'un Galatasaray'ını geç. Camia bunu bekliyor. Avrupa istiyor evet ama önce Galatasaray'ı geç. Önce Süper Kupayı kazan. Bak Süper Kupayı kaybedersen, ligde de kazanamazsan derbiyi. Kadıköy'den de bir beraberlikle falan dönüp Galatasaray. O avantajı da kaybediyorsun. Ligin sonunda oraya gidiyorsun. Oradan bir ne şekilde olacak, seni şey yapıyorlar. Yani 3-0 yendiler seni. İki defa 3-0'ın var. Şimdi sen Süper Kupayı kazanırsan bir kere moral olarak çok öne geçeceksin. İki, derbiyi de kazanırsan rahatlarsın. Bu camia senin sırtını yere getirmez. Bu camia seni çok seviyor. Arap İsmail de çok seviyordu ama seni de çok seviyor. Çok çalışkansın. Çok iyi niyetlisin. Sadece ön yargıda olma. Kente, Batshuayi ön yargıyla bakma. Bak Batshuayi'nin attığı golü çok futbolcu atamaz dünyada. Çok güzel bir pozisyon. Niye çıkartıyorsun? İkinci gol de zor gol. Ya abi gitti alttan vurdu. Yanlış anlama da ya daha bir ay, bir buçuk ay önce Batshuayi bize lazım. Bu çocuğun morallenmesi lazım. Bunu değerlendir. Hatta sen sezon başında Batshuayi ile ilgili çok iyi olacak onun için Edin Dzeko'nun gelmesi. Yani ben bu sözleri hatırlıyorum. Evet. Yani dışarıdan bazı şeyler aslında gözüküyor Altan abi. Hani belki biz görmek istemiyoruz veya olaya biraz daha duygusal da bakıyor olabiliriz. Dedim ya gelmeyen bu şampiyonluğun da tabii ki bunda katkısı var. Galatasaray tribünleri Altan abi maçın 75 veya 80. dakikasında bir görüntü gördüm. Ya herkes neredeyse hep bir ağızdan değiştir değiştir diye işaret yapıyor Okan Buruk'a. Şimdi tabii ki Okan yani nasıl karşılaştırma yapıldığını anlatmak istiyorum. Bayern Münih maçları ve Manchester maçlarında oyuna geç müdahalesinden dolayı eleştiri alıyor ama bakıyorsunuz futbol olarak 70 dakikada da yani rakibiyle başa baş mücadele eden, kafa tutan bir Galatasaray var. Yani oradaki eleştiriler biraz daha farklı. Niye 70'e kadar bekledin işte veya neden oyuna müdahale etmedin şeklinde. Biz daha farklı konuları konuşuyoruz. Yani arada da biraz onların oynadığı rakipler ve bizim oynadığımız rakipler böyle baktığında bir fark olduğu için şu an için Fenerbahçe eleştirilerinin odağında. Ben, şimdi tüm bu eleştirilerin... Galatasaray North Sailor'la oynasa, Fenerbahçe Manchester'la oynasa, Fenerbahçe Manchester'dan 6 yer, onlar da onu deplasmana yener diyemem. Futbolda oynamak isteyen büyük rakibe karşı daha iyi oynarsın her zaman. Yani iyi rakibe karşı... Fenerbahçe tarihinde hatırlarsan Musa Sow'un Röveşutal'a attığı golde biz de 2-1 Manchester United yendik. Çok güçlü Manchester United. Orada 4-1 yenildik. Ama gruptan lider çıktık. Manchester United'ın grubundan ki grupta yanlış hatırlamıyorsam o sene Krasnodar'a mı ne elendik? Gruptan çıkıp Advokat'la 2-1 yendik. Yani şimdi Galatasaray evet bazı şeyleri başarıyor. Hoca farkı var şu anda. Tamam, orada duruyor. Da geç müdahale konusunda eleştiriler var yani ama var, o eleştiriler şöyle oluyor. Yani biz nasıl Manchester'ı yenemedik veya Bayern Münih maçını berabere bitirebilirdik. Burada niye geç müdahale oldu şeklinde. Ben sadece bu örneği verdim. Yani hani Galatasaray camiasının tartıştığı konuyu... Aslında çok şey konuyu çok fazla şey olarak uzatmak istemiyorum. Yani direkt olarak şunu söylüyorum. Okan Buruk şu anda yaptığı işler itibariyle İsmail Kartal'dan daha başarılı. Hocam senin İsmail Kartal'ın bu başarısını Okan Buruk'un bu başarısını geçmen lazım. Şimdi bunu göstermesi lazım bize. Bu ortamda takım döndü İstanbul'a ve Sivas maçına çıkacak abi. Şimdi sıfırdan başlayalım. Tabii ki konuşsun abi. Efendim? Bu sefer uyarıyorum. Çok iyi futbolcu. Müthiş futbol aklı var. Yetenekleri iyi. Çok koşmak zorunda değilsin. Ama çok konuşuyorsun be abi Tadiç. Dün Osterwold'u çıldırttın. Artık böyle yaptı adam. Bunu gördük. Bir de biz kameraların gösterdi. Mesela şey dedi. Yayıncı kuruluş özellikle gösteriyor diyorlar ya hani. Beyin için falan. Abi onlar yabancı yayın kuruluşu. Onlar niye gösteriyor? Osterwold artık böyle yaptı abi Tadiç'e. Yeter dedi yani. Herkese bir akıl veriyor. Ertem diyor ki sürekli. Tadiç isyan ediyor. Daha ilk yarı. Biz, abi neyini isyan ediyorsun? Oyna abi konuşma. Çok biliyorsan git Tarak'ın yardımcısı ol Manchester United'da. Bu işi çok biliyorsan. Git Sırbistan'a milli takım teknik direktörü ol. Senin da... görevin Zeko'ya, Batshuayi'ye, Osterwold'e buna laf anlatmak değil. Tadiç. Dusan Tadiç. Bu takımdan geçen sene Real Madrid'e 30 milyona adam gitti. 18 yaşında. Hiç kimse ona akıl vermiyordu. O Atilla Zalai'ye top atmalan diye gösteriyordu. 18 yaşında da seni geçebilirler. Osterwold da senin önünde olabilir. Çok çenene vurmuş. Çok konuşuyorsun. İki, bu takımın kalecisi, direkt olmayan kalecisi Altay Bayındır gitti Manchester United'da. Stoperi gitti Kim Min-jae şeye. Sen nereye gittin? Southampton dışında nereye gittin Tadiç?
Bana söyle nereye gittin? Zeko nereden geldi? Batshuayi nereden geldi? Batshuayi Chelsea'den geldi. Son Dünya Kupası'nda ilk 11 oynadı milli takımda. Lukaku'yu kesip. Nereden geldi? Çok konuşuyorsun be Tadic. İyi futbolcusun. Peki Tadic'in penaltılarını Batshuayi'ye ver. Kaç gol olur Batshuayi'nin? Penaltısız Avrupa'da 5 golü var. Penaltısız Avrupa'da 11 golü var Zeko'nun. Şeyde ligde. Ligde. Abi birazcık da o zaman şey yap. Bak 11 oynasın. İyi oyuncu, bir şey demiyorum. İyi transfer. Lider karar. Ben Alex'i gördüm abi, bu kadar çok konuşmuyordu. Oğuz Çetin'i gördüm, bu kadar çok konuşuyordu. Rıdvan abi konuşmazdı. Birbirlerine fırça. Ama müdahale edecek. Abi ona müdahale edecek olan teknik adam. Evet. Teknik heyettir. Yani burada olmuyorsa Selahattin belki var abi. Eğer teknik direktör sözü geçmiyorsa. Gidersin dersin Tadiş. Sus dersin yani. Yani bu kadar çok saha içinde konuşulmaz abi. Bu son maçta da beni rahatsız etti şey maçı, Karagümrük maçı. Sürekli de bir de artık kameralar onu getiriyor ekrana. Ona bağırıyor bu. Dün de Osterwold artık böyle yaptı, yeter dedi ya. Gerçekten gördüm bunu. Bir de adama şey anlatıyorsun abi. Yani ben bunu anlamadım. Antrenman duracağı yeri mi anlatıyor? Sen oraya yani işi biraz abartıyor. Bak şimdi ben profesyonel futbol oynamadım. Okul takımında, üniversite takımında oynadım. Ama iyi de top oynarsın bu arada. O önemli değil. Ben yazarım abi, bizim işimiz belli. Ben ama o alı sahada falan oynarken belli yaştan sonra gençlerle falan oynarken hani çeneme vurdu, anlıyor musun? Çok konuşurdum. Ya onu yap bunu yap. Sonradan fark ettim ki benimle çok oynamak istemiyorlar böyle konuşunca. Tadiç'in durumu bu. Çok konuşuyorsun be abi. Bak kendimden örnek verdim, başkasından değil. Abi kalbin temiz, her zaman söylüyorum. Seninle o oynadığımız maçlarda stoperdeydim. Yanında Yalçın abi vardı. Bak sen söylediğin için söylüyorum. Bana o kadar çok laf söylemiştin ki Yalçın abiye döndüm. Yeter artık dedim ya. Bu Altan abi hakikaten dedim beni bezdirdi dedim ya. Yani her harekete niye sağa verdin, niye ona verdin, niye... Yani her harekete laf söyler hale gelmişsin. Buradan da kendine bıraktım de böyle işte bir... ondan sonra. Oynamıyorum bak. 2 ya da 3 maç yap ya da 5 maç yapmışım. Hayırlı olmuş abi senin için. Evet. Hayırlısı olmuş. Peki kadro tercihi konusunda örneğin bir... Ama bu arada ben futbolcu değildim. Yok değildin ama iyi de top oynardın, onu da söyleyeyim yani. Evet. Ya ben dışarıdan... futbolcu olsaydım belki bu kadar konuşmazdım. Olayın profesyonellikle, amatörlükle tabii ki çok da bağlantısı var abi. Evet, profesyonel evet, aynen olduğunda... öyle. Saha içinde bizim oynadığımız zamanlarda bizim de büyüklerimizden çok konuşanlar vardı. Belki Tadiç'in de ilk zamanda çok konuşan vardı. O coğrafyadan çıkan Obradoviç'in durumunu hatırlıyorum. Davranış şekillerini hatırlıyorum. Ama burada önemli olan Fenerbahçe futbol takımı seviyesi Ajax'tan çıkmış 17-18 yaş grubu değil ya da başka türlü değil. Yani yeni gelmişsin, sen de burada 10 yıldır oynamıyorsun Tadiç olarak. Evet. Şimdi sen buraya yeni gelmişsin, sana güzel bir alan verilmiş, 10 numara verilmiş, penaltılar atıyorsun şu bu ama sezona da iyi başladın. Burada bu kadar çok, mesela antrenmanlarda yap bunu, maç önü toplantılarda yap. Devre arasında yap. Milli takımdaki görüntüler öyle. Takımı topluyor, konuşmalar bunları yapıyor, yapsın, bunları bir şey, yapar. Bunlara bir şey demiyorum. Bu takımın kaptanlarından biri, lider. Bunlar saha içinde bir kişi hedef alır gibi. Herhangi birini, Sebastian olur, Jadon Osterwold olur. Bak Yusuf bir hata yap. Korkar çocuklar sahada. Bu yani Ferdi'ye de böyle yaklaşamazsın. Bu olmaz yani. Bu çocuklar çok iyi yere geldi. Açık konuşayım. Bana bir gelecek, iki gelecek. Bana derken bu kariyerdeki benden bahsetmiyorum. Yani işte Ferdi gibi bir oyuncudan bahsediyorum veya Batshuayi gibi bir oyuncudan bahsediyorum. CV'si olan oyunculardan da bahsedebiliriz. Yani böyle biri geldiğinde ya bakışını derim. Hadi bir yürü git derim yani. Hani aynen, bir söyler. Hatta bu kabul ederim ama böyle yaptı zaten. İkiyi söyletmezsin, üçü aynen, söyletmezsin aynen, yani. İsyan aynen, çıkar takımda. Tabii. Bu, herkesin gözünün önünde yaşanıyor bu bir olay. Bir de şey oldu. Şimdi ben bunu ilk Gaziantep maçında tweet attım. Bir ligin birinci haftasında tweet attım. Çünkü önden önceki Avrupa maçlarına stada gidiyordum. Son zamanlarda gitmiyorum. Küstüm takıma bu arada, bunu söyleyeyim. Hakikaten gitmiyorum. Stada gitmiyorum. Yani Süper, evet, kupa, gelmiyorsun abi. Süper Kupa alınırsa gelirim. Süper Kupa alınmazsa bu sezon yokum yani. Bakacağız. Şampiyonluk olursa gelirim. Yani bir de şey var insanın. 14 yıldır, 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun. 10 yıldır şampiyon olamıyorsun. O stada gidiyorsun. Bazı şeylere üzülüyorsun. Yani dünkü 6'lık maçta sonuna kadar seyrettim ama gollerde falan bakıyordum. Onun dışında seyretmiyordum maç. Ya üzülüyorum skora. 4, 5, 6 nereye gidiyor? Yani bak burada üzüldüğüm kişilerden biri de Ali Koç. Çok açık söyleyeyim. Adam ne yapsın daha yani? Neleri alsın? Herkes aldı abi. Cengiz 15 milyon, 9 milyon, 18 milyon. Tadiç aldı, Zeko'yu aldı, Sebastian aldı. Aldı da aldı Bekay'ı. Rekor satış yaptı. Rekor satış yaptı daha, evet, ne yapsın? Onlara
Tamam, onlar ayrı. Yo yapacağı bir şey yok. Çok iyi başkanlık yapmışsınız. Yok, tabii. Onun kurduğu basketbol takımıyla gurur duyuyorum. Onun kurduğu Opet'le kadın takımıyla gurur duyuyorum. Ligde namağlup giden erkek voleybol takımıyla kadın futbol takımı şampiyonluğu oynuyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Futbol takımı da iyi ama İsmail Hoca'nın daha fazla bu takıma liderlik yapıp öne götürmesi lazım. Yani tüm şubeler başarılı olup futbol başarılı olmazsa o zaman İsmail Hoca gene hedef olur. Bunu da dış etkenlere bağlamamak lazım. Avrupa'da 6-7. Hakem hatası da yok. Gol iptal edilen gol eline çarpıyor. Öbürü offside. Yani bir şey de hakem hatası yok. Hadi Galatasaraylıların bir garip bir offside'ı var. Anlamadım. Şurası önde. Bir penaltı beklentileri var. Yok penaltı değil. Onu Fırat Hoca da söylüyor. Ama şurası önde abi. Öyle bir şey olur mu? Ali şu elindeki şey var ya bar operatörün. Topu milisantim geri çekse o buradan geri çıkacak. Yani, orada United Galatasaray. United'ı yürük. Bak Fenerler kızlar ama böyle arkadaşlar. Bizi de çok önümüzü kestiler Avrupa'da. Şimdi abi Sivas maçını sordum. Yani takım kesin nasıl çıkacak diye ama bir de nasıl çıkacak derken taktiksel anlamda da nasıl çıkacak demek istiyorum sana. İsmail'i stopere koydu. Adaşı İsmail hocamız İsmail Kartal. İsmail Kartal koyduğu anda da böyle kadroyu gördüğümde eyvah dedik ama ya bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. İsmail de sanki stoperde değil de 6 numara pozisyonda oynar gibi oynadı. Sürekli öndeydi. Rakibi kaçırdı. Ne yapması lazım? Nasıl bir 11 çıkması lazım? Ve alternatif planların üzerine de abi son olarak takımın ve İsmail Hoca'nın ne yapması gerektiği konusunda neler söylersin? Ferdi'nin durumu şüpheli. Oynayacak mı oynamayacak mı onu bilmiyoruz. Eğer Ferdi oynarsa Samet döneceği için belki Samet Yusuf çıkıp Osterwolde'yi sola çekebilir. Ama ligde de Mert Müldür oynadığı için belki denkleme Mert Müldür gelebilir. Hem Mert Müldür hem Samet oynarsa o zaman zaten o sayıda var. O sayının da cezası bitti. Sivas maçında içeride olması bir avantaj. Deplasman olsaydı ürkerdim. Yani deplasmanda puan kaybı olabilirdi. Geçen haftaki Trabzon maçını seyrettim Sivas'ın. Özellikle Samu Saiz uzaktan çok iyi şut çekiyor. Ya bizim Livakovic'in şeyi yok değil mi? Kuzeni, ikizi. Biz gerçek Livakovic'i mi aldık? Orijinal aldık abi. Patenti de bizde. Ha, 6 tane yedi çünkü. İsmail de yedi yemiş. Bizim büyük kaleciler çok iyi. En azından bir onu anamız yok abi. Onu da hocası düşünsün. Daha Livakovic iyi kaleci. Daha 4 yıl, 3 ayı falan var. Bak bunu istersen bilebilir miyim? Livakovic Onana'dan çok iyi kaleci. Biz de şimdilik tam uyum devresini geçiyor. Ama Livakovic iyi kaleci. Fakat biz de hala iyiliği görmedik yani. Son olarak İrfan Can'ın taraftarla tartışmasını söyleyeyim abi. Her ne kadar Fenerbahçeli olup olmadığı belli olmasa da orada bulunan bir Türk taraftar maçın başından itibaren ağır sözler kullanmış. İrfan'ın da herhalde canına tak etti. Biraz da gelen mağlubiyetle birlikte sinirli ve agresif davrandı. Hoş olmayan görüntülerdi. Ki taraftarla da polemiğe girmemesi gereken bir isim bence İrfan. Daha da arasını böyle yeni düzeltmiş. Taraftarının gönlünde şu an için taht kurmuş bir oyuncuydu. Bilmiyorum görüntüler üzerinden bir şey söylemek ister misin? Menajer de açıklama yaptı bu arada. Evet, İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçeli ile en çok gurur duyduğum kişi İrfan Can Kahveci. Bunu çok net söylüyorum. Bu futbol takımımızın içerisinde İsmail Kartal'dan sonra en çok Fenerbahçeli ile gurur duydum İrfan Can Kahveci. Çok doğru yolda ilerlesin. Zamanı gelince takımın lideri ve kaptanı olacaktır. Ama Fenerbahçe'de hep kalmasını isterim. Eğer ki o sözler, o şeyler Cengiz Ünder'e söylenseydi ben bir Fenerbahçe taraftarı söylüyordum. Bizim İrfan şu anda en formda Türk oyunculardan biri. Sadece Fenerbahçe'de değil, tüm Türkiye'de. Onu bir Fenerbahçe'nin söylediğini düşünmüyorum. Tribünde ona o sözü söyleyen ki okuduğuma göre maç öncesi zaten evet, başlamış. Maç öncesi başlamış. Ve Fenerbahçe taraftarı olmayan Danimarka'daki Türklerin bir kısmının içinden söylemiş. Ayıp etmiş o vatandaşımız da. İster Galatasaraylı olsun, ister başka bir taraftar. Orada mücadele eden bir Türk çocuğuna şeyden kurulu gelmiş söyle. Belli kurulu gelmiş evet, maç öncesi evet, takmış kafaya evet. Abi eklemek istediklerin yok yani ben benim için çok ağır bir ilgi altı bunu artık affettirmek yani utanma noktasına getirmemek performans bu takımın elinde hepsi kafasını kaldıracak mücadele edecek Sivas maçından başlayarak artık şey kredisi de yok yani Tırnava'da beraberlik yok şunda şöyle böyle. Yani bundan sonra kazanarak ilerleyecekler inşallah. Bu gruptan çıkarız herhalde Altan abi. Öyle düşünüyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tekrar ben bir arkadaş grubuyla seyrettim Galatasaray maçını. Bir baba oğul Galatasaraylı ve kuzenleri vardı. 2-0'da 3-1'de hiç umut kaybetmiyorlar.
Hiç umut kaybetmiyorlar. Dün 3-1 olunca da kaybetmemek lazım. Takım öyle olması lazım. 3-1'den geri dönebilirsin. Onlar 2-0'dan, 3-1'den, 2-1'den geri dönüyorlarsa sürekli sen de dönebilirsin. Bunu göster. Biz Jesus'u çok eleştirenler vardı. 2-0 ve 3-0'dan döndü. Evet. Ren maçlarında. 3-0'dan dönmek kolay mı be Fransız takımı karşısında? 3-0'dan döndü ya. Emre Mor falan gol attı. Ya bu Cengiz Üzümler'in performansı da mesela. Emre Mor'u adaletli olsa birazcık Emre Mor'u öne çıkartır hoca. Almış 15 milyon almış yani bonservis olarak o da alıyor. Otursun abi yedek. Gitsin başka yere gitsin devre arasında veya sezon sonu. Oynayamıyorsa gitsin. Yani çok mesela şey var. İyi kulüpler var çok güçlü. Çok aşırı güçlü abi, takımlar var. Takım Başakşehir var mesela. Karagümrük var. Evet, takımda gamsız oyuncu görmek istemiyoruz abi. Evet, aynen öyle. Buradan net mesajımdır Cengiz'e. Bu oynadığında Başakşehir'de 11'e giremezsin. Deniz Türüc'ün falan yediği olursun yani. Serdar Gürler'in yediği olursun. Teşekkür ederim Altan ben abi. Teşekkür ederim. Sponsorumuz Sinisel Latman'a da teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Fenerbahçe Kalesi programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sinisel Latman sundu.